ustam, kolay gelsin. Oo, sağ ol abi, hoş geldiniz. Çok Ermiş, sizi tanıyalım. Ben Murat Usta, motorcu. Kaynak işleri yapıyorum. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 37 yıldır yapıyorum. 37 yıldır. Yani çeyrek asırı geçmiş. Geçti. Ustam, bir şunu şalamayı söndürsek de seninle kısa bir sohbet etsek mümkün mü? Tamam. Abi hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun. Ustam, burada görüyorum değişik işte motorlu hızarlar var, testereler var. Yine çim biçme motorları var. Şimdi mevsim itibariyle şu anda odun kesme pozisyonu var. Evet, doğru. Çim kesmeler bir kenara kaldırıldı. Şimdi buradan izleyicilerimize ne gibi uyarılarınız olacak? Yani motorların bakımından işte yaza hazırlık yapıp bekletilmesi konusunda biraz teknik bilgi bizimle paylaşırsanız. Şimdi tırpan motorlarında, yani adam mesela hani benzinden bırakmaması lazım. Benzini içinden boşaltıp öyle bırakırsa daha iyi. Çünkü yağlı benzin durdukça bozuluyor yani. Bozuldu mu ikinci sene motoru çalıştıramıyor. Daha çürütüyorsa hani. Boş mu olması lazım? Boş olursa daha iyi olur. Boş dursun hani sıfır motor gibi. Daha iyi olur. İkinci sezonda tabii benzini falan yeni koydu mu daha güzel çalışır. Daha randımanlı olur yani. Hızar motorları da içinde benzin bırakmaması daha iyi olur. Bu tırpanları veyahut da ilaçlama makinelerini böyle yüksek yerlere koymaları daha iyi. Bazen fareler falan giriyor içine. Yuva yapıyor, kemiriyor. Yani bozuyor yani motoru. Evet. Öyle şeyler bize daha çok geliyor. Yüksek yere koyarsa daha iyi olur. Assın mesela. Bu assın bir yere daha iyi olur. Mesela o hortumlarını yiyor, bir şeyler yapıyor yani. Tabii, evet, evet. Kemirgen, yani. Bir kemirgen bir hayvan. Evet. Bozuyor. Peki ustacığım, şimdi hiç ilginç bir şeyler yaşadınız mı? Yani yaşamaz olur mu sürekli? Öyle bir tane ya da iki tane. Mesela şimdi adam motorunu burada çalıştırıp veriyoruz yani. Şimdiki mazot da benzine benziyor yani çok. Evet. Adam motorunu çalıştırıp verdi, aldı, köye gitti. Aradan bir saat geçiyor. Bize bir telefon, ya motor çalışmıyor. Abi niye çalışmasın, biz burada çalıştırıp verdik sana falan. Tabii getiriyor adam yani bir saat, iki saat sonra. Bakıyoruz ki motora mazot koymuş. Abi niye böyle yaptın? Ya işte çarşıya adamı gönderiyor. Ya arabaya mazot alırken şuna da benzin al. Ya adam bunu da doldur diyor. Bu adam ona da mazot doldur. Pompacı. Benzin ona da çok benziyor zaten. Evet. Hele motor sıcakken o da çalışıyor yani. Fazla bir duman yapıyor ama motoru bozuyor yani. Zeytinyağı koyan da adam şimdi bana telefon ediyor. Usta az bir odunum var. Yağım bitti dedim. Çalıştırmayacaksın abi yağ bittiyse falan böyle. Ya az bir şey vardı. Zeytinyağı koysam olmaz diyorum. Yine itiraz ediyor. Abi ne yapayım dedim o zaman ya. Artık bıraktı. Adam motoru getirdi 15-20 gün sonra. Sökmenin imkanı yok. Yani civatalar kopuyor. Motoru sökülmüyor yani. Ay yapışmış. Piston kalmış. Kaynamış. Kaynamış yani. Bilyalar kaynamış. Piston. Yani temizlenme çok zor. Evet. Ustam çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili izleyenler, yanımızda yine motorunu buraya bakıma getiren değerli bir abimiz var. Efendim sizi tanıyalım. Ziya Süleymanoğlu. Efendim neler söyleyeceksiniz? Ne arızanız vardı? Ben motorumu getirdim. Motorumda herhangi bir eksiklikler vardı. Onları Murat Usta kendisi çok iyi, yani çok, bu işi çok iyi anlayan, bilen, uzun yıllardır bu işe uğraş veren ve yapmış olduğu ustalıkta ödün vermeyen, evet, kalitesi en güzel şekilde kaynak, motor bakımı, kesim motorları, çim biçme motorları, evet, her şeyi, ayrıca servis olarak da bütün işte yat motorları, kayık, evet, motorlarının tamamını değerli arkadaşımız en güzel şekilde tamirini yapıyor ve insanlara, evet, uygulamaya arz ediyor, sunuyor. Evet.